Bu videoda aksiyon potansiyellerinin diğer adıyla eylem akımlarının frekans örüntülerini anlatacağım. Nörona aktarılan bilgi sinyalleri dentritlerde ve hücre gövdesinde kademeli membran potansiyellerine dönüşüyor. Bu süreçte belirleyici olan potansiyellerin büyüklüğü, süresi ve doğrultusu. Örneğin dentrit küçük bir eksitatör ya da uyarıcı sinyal aldığında bu genellikle küçük çapta bir uyarıcı potansiyelin oluşmasına yani depolarizasyona yol açıyor. Tabii daha büyük bir uyarıcı sinyal daha büyük bir uyarıcı potansiyel demek oluyor. Aynı şey inhibitör ya da baskılayıcı sinyal girdileri için de geçerli. Küçük bir baskılayıcı sinyal genelde küçük çapta bir hiperpolarizasyona ya da baskılayıcı potansiyele sahip oluyor. Daha büyük bir baskılayıcı sinyal girdisi ise daha büyük bir hiperpolarizasyona yol açıyor. Önceki videolardan da hatırlayacağınız gibi kademeli potansiyellerin birbirine eklenerek oluşturduğu etkiye sumasyon diyorduk. Nöron bu bilgi sinyallerini tetikleyici bölgedeki sumasyonlarla işleyerek akson boyunca bir eylem akımının başlayıp başlamayacağını belirliyor. Aksiyon potansiyellerinin büyüklüğü ve süresi her nöronda aynı. Bununla birlikte kademeli potansiyellerin içerdiği bilgi sinyalleri ancak aksiyon potansiyelinin zamanlaması ile işlevsel hale geliyor. Yani amacına hizmet edebilmeleri için bu sinyallerin zamansal bir kalıba oturtulması ya da dönüştürülmesi gerekiyor. Daha iyi anlatabilmek için buraya zamanı temsil eden bir takım çizgiler çizdim. Bu sayede nöronların bilgi aktarımında kilit rol oynayan bu zamansal kalıpları ya da zamanlamaları şematik olarak görebileceğiz. Bazı nöronlar yeterli düzeyde uyarıcı sinyal girdisi olmadıkça eylem akımı başlatmaz. Eşik düzeyin üstündeki depolarizasyonun büyüklüğü ve süresi ise akım zincirinin sıklığı ve süresi ile karşılık bulur. Bu zincire aksiyon potansiyeli dizisi ya da eylem akımı dizisi de deniyor. Bu Atıl durumda eylem akımı başlatmayan nöronlardan biri olsun öyle farz edelim. Fakat eşiğin üstündeki tetikleyici bölgeyi depolarize edebilecek yeterli uyarıcı sinyal girdisine ulaşıldığında yani ulaştığında kısa bir eylem akımı dizisi ortaya çıkıyor. Buraya çizdiğim bu dikey kısa çizgi de dizideki eylem akımlarından biri olsun. Başlayan eylem akımı dizisinin ya da zincirinin uzunluğu oluşan depolarizasyonun eşik potansiyelinin üzerinde kalma süresine bağlı. Depolarizasyon ortadan kaybolduğunda ya da tetikleyici bölgedeki eşiğin gerisine düştüğünde eylem akımı dizisi de son buluyor. Ve sinir hücresi tekrar eski sükunetine kavuşuyor. Evet, süreç sinir sistemindeki nöronların çoğunda böyle işliyor. Örneğin iskelet kaslarına bağlanan motor nöronlar. Yeterince uyarılmadıkları sürece ya çok az eylem akımı başlatıyor ya da tamamen altıl durumda kalıyorlar. Sonra kısa bir eylem akımı dizisi başlıyor. Buradaki gibi ve hemen ardından yine eylemsiz duruma geçiliyor. Bununla birlikte herhangi bir sinyal girdisi yokken bile düzenli aralıklarla eylem akımı başlatan nöronlar da var. Böyle davranmalarının nedeni bu nöronlara ait sızıntı kanallarının ve voltaj kapılı e, kanalların farklı oluşu. Çünkü bu kanallar membranı bir anda depolarize ediyor, potansiyeli eşik seviyesine çekiyorlar ve bunu düzenli aralıklarla yapıyorlar. Tıpkı kalp atışlarını düzenleyen hücrelerde olduğu gibi. Bu tür nöronlar uyarıcı sinyal girdilerine maruz kaldıkları süre zarfında çok daha sık aksiyon potansiyeli yaratıyor. Uyarılma sona erdiğinde eylem akımları düzenli seyrine geri dönüyor. Baskılayıcı sinyal girdileri ise tam tersi bir etki yapıyor. Yani nöron baskılayıcı sinyallere maruz kaldığında oluşan akson aksiyon potansiyellerinin arası açılıyor. Baskılanma sona erdiğinde de eylem akımları düzenli seyrine dönüyor. Tabii çok daha karmaşık davranışlar sergileyen nöronlar da var. Mesela ortada herhangi bir sinyal girdisi yokken de peş peşe küçük çaplı eylem akımları oluşturup kısa aralar veren nöronlar gibi. Yani şöyle, önce bir dizi küçük eylem akımı sonra kısa bir ara, sonra yine bir dizi küçük eylem akımı. Uyarıcı sinyal girdileri bu tüp nöronlarda hem dizilerin arasındaki boşlukların hem de dizileri oluşturan eylem akımları arasındaki boşlukların daralmasına yol açıyor. Uyarıcı etki ortadan kalktığında aksiyon potansiyelleri de önceki frekanslarına geri dönüyor. Baskılayıcı sinyal girdileri ise tam tersi bir etki yaratıyor. Yani aralıklar daha da açılıyor, frekans düşüyor. Nöronların düzenli aralıklarla ve kendiliğinden eylem akımı oluşturdukları bu tür sistemlerin avantajı, hedef hücreye aktarılan bilgi sinyallerinin her iki yönde de ince ayara tabi tutulabilmesi. Zira bu ilk örnekteki gibi sadece yeterli düzeyde uyarıcıya maruz kalınca harekete geçen nöronlarda bilgi sinyalleri tek yönlü ilerliyor. Yani sinyaller yalnızca aksiyon potansiyeli olmayan noktadan farklı frekans ve uzunluklardaki aksiyon potansiyeli dizilerine doğru hareket edebiliyor. Ne var ki, baskılayıcı girdilerin artması bu tür nöronların bilgi sinyali e, iletmelerini engelliyor. Oysa diğer nöronlar hem uyarıcı hem de baskılayıcı girdilerin içerdiği bilgi sinyallerini iletebiliyor. Üstelik çok daha rafine bir halde. Peki, sonra ne oluyor derseniz? Eylem akımlarının farklı zamansal örüntüleri sinapslara salgılanan nörotransmitter e, maddelerin miktarı ve zamansal örüntüleriyle karşılık buluyor. Hedef hücreler ise bu elektrokimyasal etkiye duruma göre farklı tepkiler veriyor.